Merhaba Metin Bey. Merhabalar, selamlar, mutlu bayramlar. Evet, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız? Eşinizle bayram gezmesindesiniz sanırım. Çok sevdiğimiz dostlarımız geldi. Aslında bugün biraz canımız sıkkın, moralimiz bozuk bir gün. Rana abinin, Rana Cappar'ın cenazesi için geldiler misafirlerimiz. Böyle oturup sohbet ediyoruz, sinema konuşuyoruz. Bu arada Rana abiye de Allah rahmet eylesin. Bütün sevdiklerine, bütün Türk halkının başı sağ olsun diyorum. Bir, efendim, yani bu sanatçıların bazılarında böyle yaşanıyor böyle şeyler, üzüntülü durumlar. Rana Bey sanıyorum hani bir zorlu bir son günlerini zorlu şekilde geçirmiş. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Şimdi Rana abiyle en son anlaşan benim. Bir sinema filmi için anlaştık. Oyuncumuzdu bizim. O yüzden sürekli irtibat halindeydik. Ve hastaneye de yattığını dolayısıyla ilk bize söylediler. Çok üzücü bir durumda. Yani gittim Taksim ilk yardımda, gördüm onu öyle. O son görüşüm oldu. Sağ olsun Kerem Çatay çok ilgilendi, aldı oradan. Daha iyi bakılacağı bir hastaneye götürdüler. Çok ilgilendiler. Bugün cenazede de gördük ki o kadar çok seveni var, o kadar çok ilgilendi insanlar. Öyle güzel insanlar geldiler, sağ olsunlar. Güzel bir cenaze töreniydi, çok duyguluydu. Çok insanlar... kalabalık ve duyguluydu gerçekten. Ben inanamadım bu kadar insan nasıl toplanmış. Bayramda hani kimse burada değil. Hı. Ama müthiş bir kalabalık vardı yani. Öyle değerli bir üstada böyle bir cenaze töreni yakışırdı. Yalnız hani son günlerde hani biraz zor durumdaymış yani ilgisizlikten dolayı sanıyorum böyle hastanede kimsesizler kısmında kaldığı söyleniyor. Yani dediğiniz gibi onları da tabii dile getirmek istemiyorum. Hastanede kimsesizler bölümüne koymuşlar. Aldık onu, normal bir odaya yatırdık. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Tabii çünkü kimsesiz değildi, bir yanlışlık olmuş. Onun kimsesi biziz, onun kimsesi Türk halkı. Metin oradaydı yani, hastanedeydi. Onunla çok ilgilendim ölmeden önce. Onun kimsesi bütün Türk halkıydı ve hepsinin gönlünde, hepsinin yüreğinde, kalbinde yaşıyor zaten. Evet. Bir yanlışlık olmuş diyelim. Onu öyle lanse etmek, evet, söylemek de hoş değil. Bayram nasıl geçiyor efendim? Onun bayram dışında çok güzel geçiyor. Nerede o eski bayramlar tabii ki? Şöyle güzel geçiyor. Şimdi bir sinema filmine hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde 5 Haziran'da daha doğrusu sete gireceğiz. Sinema filmine hazırlanıyoruz. Uzun zamandır da çalışıyoruz. Yaklaşık 2 senedir bir sinema filmine hazırlanıyoruz. Haziran'da sete gireceğiz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Çok iddialıyız. Sektöre çok farklı, çok güzel bir film sunacağımızı düşünüyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Şahane bir film çekeceğiz. Güneş de tabii evet, gözümü alıyor. Sizin büyük bir emeğiniz var herhalde. Nasıl, konusunu anlatır mısınız? Yani orijinal bir hikayeden esinleniyor. Bir kuşlarla alakalı bir film. 27 adı ama güvercinlerin de oldu. 27 filmi nasıl bir film efendim? Bize kısaca evet, filmin adı 27. Filmin adının 27 olmasının özellikle bir manası var. 27 her kadının dönüm noktasıdır. Her kadın 27 yaşında bir karar alır ve gelecek bütün hayatını etkiler diye bir şey var. 27 yaşında intihar eden birçok dünya starı var. En son Amy Winehouse 27 yaşında intihar ettiğini. 27 mitolojide ruhun bedenden arınması, insan ve hayvan sevgisi manasına geliyor aynı zamanda. Kimisi Antep mavi diyor, Antep değil ama Antep'e de tekabül ediyor, Hatay'a da tekabül ediyor, Adıyaman'a da. Bu yaşadığımız son depremden dolayı da filmin duygusu çok fazla açığa çıktı. Çünkü biz kentsel dönüşümden sonra enkaz altında kalmış bir hayatın hikayesini yaptık. Bu hikayenin altında kalan güvercinler, karıncalar, kuşlar, hayvanlar, kediler, köpekler, bu bir hayvan filmi aslına bakarsanız. Ama sadece bir hayvan filmi değil. Bu bir insan filmi aynı zamanda. Bir kadına şiddet filmi, bir hayvana şiddet, bir insana şiddet filmi aslında. Altını çizdiğimiz birçok olumlu mesaj var. Anlatmak istediğimiz, söylemek istediğimiz birçok şey var. Hepsini bir arada topladığımız şahane bir film oldu. Hikayesi size mi ait efendim? Hikayesi bize ait. Çok da güzel bir hikaye oldu. Bir de Mike Tyson mesela tam bir güvercin hastası bir insan. Kümeste yatıp kalkan bir insan Mike Tyson. Hani böyle boksör, evet, falan böyle sert bir adam görünüyor ama
güvercinler konusunda müthiş kalbi olan bir adam. Güvercinleri için kümeste yatıp kalkan bir adam. Dolayısıyla filmin de hikayesine hitap ettiği için biz Mike Tyson'la görüşüyoruz. Bu filmde oynatmaya çalışıyoruz. İnşallah şartlar uygun olursa Mike Tyson'ı da oynatacağız filmde. Aynı zamanda dünyada bir ilki gerçekleştireceğimiz çok önemli bir sürprizimiz var filmde. Bu hafta o da netleşecek. Önümüzdeki hafta yine sana da anlatabilirim. Önümüzdeki hafta netleşir. Şu an sürpriz. Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz bu filmle. Hayırlısı ondan söyleyeceğim. Peki ulaşabildiniz mi Mike Tyson'a? İlettiniz ulaştık, mi? Ulaştık, menajeriyle görüştük, kimlerle görüştük. Bir de Mike Tyson'ın şöyle bir özelliği var. Sadece menajeriyle görüşmüyorsun. Kuzenleriyle, kardeşiyle, arkadaşlarıyla hani hep herkes hemfikir olmaya çalışıyor. Şu an hem menajeriyle hem kendisiyle görüşüyoruz. Eğer şartlarda anlaşırsak Mike Tyson'ı da getireceğim. Peki bayağı bir herhalde yüklü bir miktar falan mı olacak bu? Nasıl olacak yani? Çok para istiyor. Tamam hakkıdır. Koskoca Mike Tyson'dır. Ama biz daha az para vermeye çalışıyoruz. Bakalım. İnşallah. Biz de merakla bekliyoruz efendim. İnşallah. Teşekkürler.